Adaksin. Bir tane hadis okuyat oldu. Bugün bir hadis okuyamız. Meşhur hadislerden bunu birkaç raviler keltirgan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Ve ba'd. İmam Hakim degan bir muhaddis var. Müstadrak degan kitap tasnif qilgan. Şu müstadrak degani topib olingan degani. Nimaga müstadrak deb atagan desa, çünkü İmam Buxoriy ve İmam Muslimning şartlariga ko'ra İmam Muslim ve İmam Buxoriy o'zini sahih to'plamlariga kiritmagan hadislarni topib jamlagan. Sahihun ala shartihima deydi hadislari. Buxoriy ve Muslimning shartiga ko'ra bu hadis sahih deydi. Şu kishini kitobida kelgan. İmam Bayhaqiy Shu'abul Iymon degan kitobda keltirgan bir hadis. İbn Abbas radhiyallohu anhumodan Peygamber aleyhissalatu vesselam aytadilar ki: "İgtanim khamsan qabla khamsin. Shababaka qabla haramik. Wa sihhataka qabla saqamik. Wa ghinaka qabla faqrik. Wa faragaka qabla shughlik. Wa hayataka qabla mautik." Peygamber aleyhissalatu vesselam aytadilar ki: 5 ta narsadan oldin g'animat bil. Qadriga yet. Birincisi yoshlikni qadriga yet. Keksalik kelmasdan oldin. Keksalik kelganda yoshlik orzuga aylanadi, ushalmas orzuga aylanadi. Qaytmaydi u. O'shaning uchun yoshlik paytidagi musulmon odam ibodatlarda, yaxshiliklarda, hayriyatlarda musobaqalashish ve peshqadam bo'lish harakatda bo'lish kerak. Sababi yoshligida odam o'zini ibodatga ko'niktirsa, keksayganda chalaroq bo'lib qolgan ibodatlar ham to'la to'kis bo'lib ketaveradi. Nimaga? U yoshligidan to'la to'kis qilib kelgan. Keksaygani sabab biroz ba'zi narsaga kuchi yetmay qolyapti. Kuchi yetganda edi, to'la to'kis qilardi. Alloh taolo o'sha to'kis qiladigan ibodatni savobini beraveradi. Shuning uchun yoshlik eng muhim narsalardan. Qur'oni Karim ashabi Kahfni zikr qilar ekan, qadimda o'sha Deklatianus davri. Bizda Daqyonus deymiz, Daqyonusdan qolgan deymiz. O'sha Daqyonus miloddan oldingi odamlar. Miloddan oldingi 500-600 yil oldingi odamlar. Hozirga qaraganda 2000-2500 yillik oldingi odamlar endi. Yo'q, miloddan keyin ekan. Miloddan keyingi 300-yil, 400-yillik odamlari. İsa alayhissalomdan keyingi odamlar. Demak, 1700-1800-2000-yil atroflarida. O'sha davrda saroyda bir katta yani padişahını, jiyani, vazirini, o'g'li, moliya vazirini, o'g'li, yosh yigitlar saroydagi turli xil intrigalarni ko'rib, har xil o'yinlarni ko'rib, maqom uchun, martaba uchun, 3-4 so'm pul uchun bir-biriga xiyonat qilib va shuni oqlash uchun o'zini butuniga sig'inishlikni pesh qilayotgan saroy zodagonlarini ko'rganda yoshlarni ularga nisbatan e'tirozi paydo bo'ladi va qidira Iso alayhissalatu vassalom keltirgan dinga topishib e'tiqod qilishadi saroyda. Saroy Daqyonusni saroyi butparastlar hamlasi. Butga sig'inadigan odamlar. Yosh yigitlar butdan yuz o'girib Iso keltirgan yo'lga iymon keltirishadi. Daqyonus o'zini xudo deb e'lon qilgan. Xudo menman degan. Mendan boshqaga sig'inmaysan degan. Hamma unga bo'ysunib turibdi. Saroyda unga qarshi odamlar chiqyapti. Bolalar, yigitlar. Qur'on ularni zikr qilar ekan fityatun amanu degan. Fitya yigitlar degan, yoshlar. Yoshligida iymon keltirganlar. O'shaning uchun yoshlik o'ta g'animat narsalardan. Pul berib topib bo'lmaydigan narsa. Sochchi bo'yasa yashab qolmaydi odam. Misol uchun yoshlik u yoshlik u. Alloh beradigan ne'mat. O'shanda qadrini, qiymatini bilish kerak. Darrov haq yo'lni, ibodatni mahkam ushlash kerak. Payg'ambar alayhissalatu vasallamga iymon keltirgan sahobalarning 90% yosh yigitlar bo'lgan. Yoshlar fityatun. Payg'ambar alayhissalatu vasallam boshqa bir hadisda aytdilarki, qiyomat kunida 7 ta odam yetti toifa hamma soyaga muhtoj bo'lib turgan paytida Allohning soyasi bilan soyalanadi dedilar. Soyadan boshqa narsaga muhtojligi yo'q. Quyosh qo'li uzatsa yetadigan darajaga keladi. İnsanlar hijolat teriga quloqigacha botgan bo'ladi. Qayoqqa borishi bilmay turganda Alloh taolo 7 toifani o'zining soyasi bilan soyalantiradi. O'shalarning bittasi shabun nasha'a fi ibadatillah. Allohning ibodatida katta bo'lgan, o'sgan yosh yigitlar. Yoshligidan hamma o'yin kulgiga, maishatga, mutrafullikka, kiyim kechakka o'zini urganda o ibodatga o'zini urgan. Yoshlikda hamma imkoniyatlari bo'ladi bolani, yigitni. Pul topadi, imkoniyati bor, kuchi bor, quvvati bor. Xohlagan ishni qila oladi. Shu bola Alloh uchun Allohni aytganini qilaman desa, Alloh taolo uni mukofotini o'zini soyasi bilan beradi. O'shaning uchun yoshlikda juda ko'p narsani qo'lga kiritish mumkin, uni g'animat bilish kerak. G'animat bilish kerak. Demek şabun neşa'a fi ibadetillah. Şebabeke qabla haramik. Keksaymasdan aldın, yoshlikni qadriga yetinglar dediler. İkincisi, sıhhateke qabla maradik. Yoki saqamik. Kasal bo'lishdan oldin sog'liqni qadriga yeting. Kasal bo'lishdan oldin sog'liqni qadriga yeting. Odam sog'lom paytida juda ko'p narsalarga imkoniyati bo'ladi. Sog'lom paytida ko'p narsalarga imkoniyati bo'ladi. Agar kasal bo'lib qolsa, o'sha imkoniyatlardan mahrum bo'ladi. Shuning uchun inson sog'ligida sog'ligini qadriga yetib, oxirati uchun yoki atrofidagi odamlar uchun yaxshi xayriyatli ishlarni amalga oshirib olsa, kasal bo'lib qolib o'sha ishlarga imkoniyati qolmagan taqdirda ham ajr olaveradi. Sog'liq paytida o'sha ishlarni qilmasa, kasal bo'lganda shunda ham qila olmaydi endi. Sog'ligida qilmaganligi uchun, kasal bo'lganda qila olmaganligi uchun ajr ola olmaydi. Lekin sog'ligida ota-onasining holidan xabar olsa, odamlarga yaxshilik qilsa, qo'lidan kelgancha harakatida bo'lsa, kasal bo'lib qolganda endi orzu qiladi-yu odam. Qani edi sog'lom bo'lsam edi shu ishni qilardim deydi-yu, to'g'rimi? Qila olmaydi. Lekin yoshligida qilgani uchun ajr davom etadi. O'shaning uchun yosh sog'lom paytida kasal bo'lmasdan oldin sog'liqni qadriga yetsin deyaptilar. Keyingisi g'inaka qabla faqrik. Kambag'al bo'lib qolmasdan oldin boylikni qadriga yeting. Boylik mana hozir biz shu yerda o'tiribmiz, yegan bo'lsangiz, yarim kosa ovqat bilan to'ydi olam. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas insonga. Qishda sovuq yemaydigan ko'ylak kifoya, uyingiz chiroyli bo'lsa kifoya, ya'ni yashaydigan joy ibodatingizga muvofiq bo'ldi. Qolgan pulni odam o'zini orzu havasi bilan yig'adi xolos. Asli unga nasib qiladimi, qilmaydimi hech kim bilmaydi. Pul insonni eng ko'p chalg'itadigan narsa. Naqd pul ayniqsa. Bugun naqd pulni ro'barosida eng qadrdon do'st bir-biriga dushman bo'lyapti. Naqd pulni deb. U unga nasib qiladimi, yo'qmi hali aniq emas. Qo'lida ko'tarib yurgan pul bizniki emas o'zi. Biz hammolmiz, ko'tarib yuribmiz uni. Sarflab qo'ysangiz, yaxshilikka urib qo'ysangiz, sadaqaga, joriyaga tikib qo'ysangiz, bir yetimni boshini silashlikka sarflab qo'ysangiz, u sizniki u. Qiyomat kunida ro'baro'yingizdan chiqadi. Eng og'ir kunda oldingizdan chiqadi. Men deydi seni qutqaraman. O'sha kuni sen meni hisoblaganding Alloh yo'liga. Yur deb qo'lingizdan ushlab jannatga yetaklaydi. Sarflamasangizchi, sarflamasangiz topganingizga, qayerdan topganingizga, nima uchun sarflamaganingizga, nima uchun saqlab qo'yganingizga javobni siz berasiz. Siz vafot etgandan keyin u narsalarni sizni do'stingiz, dushmaningiz kim bo'lsa ishlatadi. Mazasini ula ko'radi, somsaga pulni siz to'laysiz. O'shaning uchun deyapti payg'ambar alayhissalatu vassalom, boylikni faqirlik kelmasdan oldin g'animat bil. G'animat bil. Boylik g'animat. Tezda ekib tashlash kerak hamma yo'qqa. Chunki bilmaymiz ertaga nima bo'lishligini. Qurbonlik kuni payg'ambar alayhissalatu vassalom hayit namozidan kelsalar, Oysha onamiz bir qo'yni kolunu ko'tarib turibdilar. Aytibdilar ki, ey Allohning rasuli, siz buni yaxshi ko'rasiz, shuning uchun buni olib qoldim o'zimizga. Qolganini tarqatib yordim kambag'allarga. Deganda payg'ambar alayhissalom o'sha qo'lingdagi seniki emas. Tarqatib yorganing seniki dedilar. Tarqatib naqd qilib qo'ydi-da. Naqd u. Kambag'al yedi, duo qildi, duo qilmasa ham Allohning yo'liga qilindi. Tarqatganimiz bizniki, ishlatib qolganimiz bizniki. Faqirlik kelgan paytida orzu qilasiz, qaniydi meni ham pulim bo'lsa edi, qaniydi shu ishni qilsam, qila olmaysiz endi. U orzu amalga oshmaydi. Agar imkoniyatingiz bor edi shuni qilganingizda edi, haliga aytganimizdek, kambag'alda ham niyat o'sha ajrni sababi bo'ladi. Firog'aqa qabla shughlik. Ya'ni bo'sh paytingizni band bo'lib qolishdan oldin g'animat biling. Inson vaqti juda qimmat narsa. Vaqt ham pul turmaydi. Puldan qimmat turadi. Pul nimadir sotib olishga yetadi-yu, vaqtni sotib olishga yetmaydi. Vaqt bu eng qimmat narsalardan. Dunyoda zafarga erishgan, juda katta muvaffaqiyatlarga erishgan odamlarni ko'p imtiyozlari bo'ladi. Haliga hech kim qilmagan ishlarni qilgan odamlar. Shularni hammasini o'rganing, shularda asosiy bir-biriga bog'lab turgan chiziq bor. O'sha chiziq vaqtni qadriga yetish. Vaqtini qadriga yetish. Bo'sh vaqtini unumli foydalanish. Bizga hammamizga tanish bo'lgan qadrdonlar hammalaringlar bilasizlar. Ko'pchilik ulfatan bo'lgan Hazrat Rahimahullohni dunyodan o'tganlaridan keyin hozirgacha kitoblari chiqyapti. Hozirgacha. U kishi vaqtga shunaqa e'tibor qilardilarki, bir o'rtog'im aytadi. Samolyotni birga uchdim deydi. O'zbekistondan Dubayga uchdik deydi. O'sha biznes klass joydan ikkita joyi olganlar, yo'llariga kompyuter kitoblarini qo'yib olganlar, oldilariga ochib olganlar, o'tirdilar. Shu bilan boshladilar. Dubaygacha 3 soat, 4 soat uchadi taxminan. Shu muddat ichida tinganlari yo'q deydi. U Dubaydan keyin Hindistonga uchdilar. O'sha o'rtog'im bilan birga uchganlarida biz xabardor bo'lib turibmiz. Bilaman qachon uchganlari. Umrlarining oxirlari payti edi. O'sha samolyotda yozgan kitoblarining nomi Ochiq xat. Ochiq xat degan kitob samolyotda yozilgan. Vaqtni qadrini qarang. Bizda samolyotda o'tirgan zahoti haliga ekranni olib kinolarni qidirishadi. Qaysi kinoni ko'raynikin deydi. Isrof qilamiz vaqtni. Hozir vaqtni isrof qiladigan omillar sonsiz, sanoqsiz bo'lib ketdi. Yani TikTok degani chiqqan. 1 minut video qo'yadi, mutlaqo foydasiz narsalarni o'tkazib, shuni hiring-hiring qilib o'tirishadi. Unda TikTokerlik qilayotganlarga hozir mukofot ham berilyapti. Vaqtni isrof qilayotganiga taqdirlanyapti odamlar. Bunda qanaqadir maqsad bor, men bilmayman qanaqa maqsad borligini, xato maqsad u. Lekin aynan shu masalalarda boshqa iqtidorli odamlarni qo'llab-quvvatlanmayapti. U odam Amerikaga borib, Amerikaning nomini, Amerikaning bayrog'i bilan musobaqalarda qatnashaveribdi. TikTokerga biz 2000-3000 dollarlik kompyuter olib beryapmiz. Vaqtni o'ldirish, vaqtni behudaga sarflash. Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Firog'aqa qabla shughlik. Mashg'ul bo'lib qolib, band bo'lib qolishdan oldin bo'sh vaqtingni g'animat bil. Hasan Basriy aytadilar: agar sen o'zingni foydali ishlarga mashg'ul qilmasang, o'zing seni befoyda ishlarga tortadi. Biz o'zimizni to'g'ri ishlarga mashg'ul qilmasak, yaxshi ishlarga, xayriya ishlarga o'zimizni rejalashtirmasak, shayton rejalashtiradi. Buni qilaylik, uni o'ynaylik, ketib qoladi odam. Shuning uchun payg'ambar alayhissalatu vassalom buni ta'kidlayaptilar. Oxirgisi hayotaka qabla mautik. Tirikligan bir ne'mat. Qayta yana qaytadan tajriba uchun berilmaydigan darajada qimmat ne'mat. Yo'q endi berilmaydi. Atrofimizda qancha iqtidorli odamlar bor edi. Qancha yaxshi insonlar bor edi. Yo'q endi ular. O'sha yaxshiliklarni qilishdi. Alloh taolo yaxshiliklarni hamroh qilgan bo'lsin. Lekin yo'q endi ular. Tez kunda biz ham bu hayotdan ketamiz. Ketgunga qadar tirikligimizni g'animat bilishimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ dedi. İlla ve entum muslimun. Öledigen bu seyler fakat ve fakat Müslüman halde ölingler dedi. Müslüman bu mestan ölüş en katta xatarli narsa. İslamga, dinga amal qilish, tiriklikni talab qilgan narsasi. Dunyodan o'tib olish iymon talab qilgan narsa. İymonimiz salomat holda o'tib olsak, dunyodagi hayotni g'animat bilgan bo'lamiz. Agar iymonga harakat qilmasak, iymoniy yaxshiliklarni g'animat bilmasak, o'lim chog'i qiynaladi odam. Alloh taolo o'sha qiyinchiliklarda bizni o'zi g'alaba bilan mukofotlasin, o'zi yordamchimiz bo'lsin. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning bu hadislari juda katta insoniyatga motivatsiya beradigan, ya'ni insonni ruhlantiradigan hadis bu. Bundan o'zi ozgina kalima, 5 dona jumla, 5 dona jumla bu 5 kunlik dunyoni tamomiy manfaatini jamlagan o'ziga. G'animat bilsak inshaalloh robbil alamin Alloh taoloning huzuriga yorug' yuz bilan boramiz. Alloh taolo hammamizni o'zi mukofotlasin. O'zi savollar yo'qmi? Orada bir berib oldilar savolni. Qo'y haqida. O'sha qo'yni sport qilib turuvdik-da. Nechta deb qoldilar-ku? Ha, nechta? 7 ta ekan. Qo'yni hozir buni birodarimiz aytdi, kimdir hamma joyi halol, hamma yo'g'ini yeb olsa bo'laveradi dedi deyaptilar. Unaqa emas. Qo'yda 7 ta a'zo harom. Yeb bo'lmaydi. Birinchisi erkaklik a'zosi. O'sha erkaklik a'zosini 2 xil jinsi. Ha? Bizdan tuxumini ham pishirib yeyapti ba'zilar. O'sha ikkalasi ham harom. Ayollik a'zosi 3 ta bo'ldi. Harom. So'ygan paytingizda otilib chiqqan qon 4 ta bo'ldi. Harom. Keyin siydik qopisi. O'tmaymi? Siydik qopisi aroq. Siydik turadigan qopchiq. Harom. Undan keyin bez. Harom. Undan keyin 7-inchisi anaqa. Yo'q, o't. O't. Jigardagi o't. Zaharda bo'lmaydi u. Endi 8-inchida ixtilof bor ekan. 8-inchisi o'sha umurtqa pog'onadagi harom mag'iz. Unda ixtilof bor ekan, lekin mana bu 7tasi muttafaqun alay harom, buni yeb bo'lmaydi. Chunki Qur'oni Karim ochiq oydin aytayapti, hurrimat alaykum ad-dam dedi. Qon harom qilindi. Qaysi qon? So'ygan paytingizda otilib chiqqan qon harom. Otilib chiqqan qondan keyin go'shib maydaladingiz, parchaladingiz. Etni o'zida qolib ketgan qonlar harom emas. U go'shtni hisobidan o'tib ketaveradi. So'ygan paytingizda otilib chiqqan qon harom. Jigar ichida qon bo'ladi. Ha, jigar o'zi qondan iborat. Alloh taolo otilib chiqqan qonni harom qildi, muqobili jigar halol yeyilaveradi. Jigar halol. O'shaning uchun buni qo'yi hamma narsasi halol degan odam tavba qilish kerak, chunki Qur'onning oyatiga qarshi. Qon qo'ydan ham chiqadi axir. Harom. Biz harom. Buyrak halol. Halol. Hozir sanagan 7 tamizdan boshqa hammasi halol. Halol. Terini hammasini yesa bo'laveradi. Bizda po'st dumba qiladi-yu. Endi bizda odat bo'lmagan, hani hammasini qilmaydi-yu. Po'st dumba o'sha teri o'zi. Bu halol. Bez harom. Bezga kiradi ya. Bez yo'q o'zi ushlab ko'rganmisiz? Go'sht ishidan chiqadi o'sha bez. Hasibchi deyishyapti mana yerda. Bormi hasib? Yeymiz. Ha, uchovlada endi bu hasib. Ya'ni hasib tayyorlanadi endi. O'sha hasibdan o'sha axlat chiqib ketadi-yu, uni yuvib tashlasa toza. Tashib, terisini olib tashlaydik-ku uni. Tozalaydik-ku uni. Xo'p, hadisi mana shu aytayotgan qo'shib bu vaza. Allah'ın koşulduğu Kaldı. Aşık dükkanımız hazır beri vardı. Tala eskiden doğak koyarken size ağzıyla teslim edin. Tepki ağzı alıp. Ağzı akkanın özü de akkanın. İnşallah. Ha, dua koysun da bitti ciğerimiz var, hala işin şeberi var bitti. Etkeniz kesin, etip ayağınızı mahal, duramam. Sekin karzımız üzülü yaptı. Hani şehir yakmandı lan. Yani keyin sefer geçiyor üzülü kolarken de onu. Lahkeye bitti kalıpsa bana diyor. Küçük de kaldırırlar. Hareket atınca şunda kaladı bendim. Yok. Bu ağır ya az kaladı. Facebook'ki primo. Yok kötü mü? Yok kötü. Burada kalmadı. Alayım. Yani yeşil kütür gene geldi, yeşil kütür gene. Kim? Alayım. Hop böyle hop et koyamız. Şuna koyuvereyim de böyle. Ne de böyle. Hadi bismillah. Bunun başına koyuyla dendi ona. Şaka verin ya varlar. Sıcaksız, güzel. Bismillah. Bismillah. Bu gilası asla gelme kalayım. Bismillah. Bu gilası asla gelme de vakti gelme. Soğuk gelme. Ha? Gilası. Hoca kız savol belirtiyoruz. Bazı kurt mesleğinde hani onun avazı çıkarıp yeterli kurt yapar üstüne. İmam ne yaparsa yani yarımda yer, kardeşlik yaparsa yani bir güzel mescide bitti oranla yeterli yaşam tasvip çıkıp düşündürüyor yaşlı köçenin ortasında. Rahmetli fazla parken işte maruzalar varken şunları oradan mutfağıya ağabeyi bir gitarla ağabeyi gittiğinde şimdi hoşlaşma arızalar var. Şuan ders yapmalı, şuna kuyakıştı imamlarına kıyına var baktı değil mi? Rahatlara geldi. Şimdi bu siyasi urunuş bu. Arkada şuna kakılışı yaptı da. Hazır, ben yani bazı nesnelerini sal kuzat yapma. İçtimai tarmağda İslam terör dini, İslam'ı yok kılış gerek, Müslümanlar haddidan hoşbit yaptı. Bana ko'ryapsizlar ku deyip şuna kadar propaganda kiti yaptı. Ateistlar, dahriylar sal g'amirlab qolgan. Buni endi o'sha siz aytayotgan bolalar tushunmaydi. Nima ish ketyapti orqada? Bu musulmonlarga foydasi bormi, yo'qmi buni? Omini jahriy aytish, maxfiy aytish sunnat amal. Mutlaqo u ani farzga qilmasa bo'lmaydigan ishga aloqasi yo'q buni. Jahriy aytish ham bor, maxfiy aytish ham bor. Nima qilasan ixtilof qilib? O'zi bu yoqda foylab turibdi. Qachon bu musulmonlarni bir-biriga urishtirar ekanmiz u, o'rtada biz foydalanar ekanmiz deganlar qanchasi foylab o'tiribdi. Uni tushunmaydi u. O'sha tushunmaganidan foydalanib chetga chiqib olib, jahriy aytaver, savobi ulug', maxfiy aytganlarga hadis yetib olmagan qilib o'tirishibdi-da. Shu mashallah. Alloh insof bersin. Ehtiyot bo'lish kerak, baribir bu o'yinlar ko'p. Sizlar yosh ulug' odamsizlar, ko'p narsani ko'rgansizlar. Yoshlarga tushuntirish kerak edi o'yinni xavfliligini. Rahmatulloh, qo'ydim. Rahmatulloh. Bo'lgan qo'p qo'yishga ana kecha qo'y. Rastakni dindamas. Bilasi bo'lsa, angana qo'yasing. Qolgan kel. Qolganda oling nasib ayting. Olayapsiz. Keep going. What is it? Uzun barbar mı? Bizim arkaya haber aldım. Lomancı yapsayken de. Argentina. Argentina. Bunu yap ilmiye amal kıp yaptı da ulan. Sıkıntı. İlmiye amal kıp yaptı. Biz üzümler saçırın. Ne kim onu aldırıyor. Bağlayan da buna kalmaz. Sakların işi. Zararlı olması bu oldu mu o zaman? Kim o ha? Yani terlifi olmalı, olması, onlarsalar tahsili boğa geldi. Ama doğrular bu şeyler. Şimdi tahsil diyen oradan diyen tahsil kısıklı. Olmalı başlarsalar. Ali Ali abroluk Ali. Ha Ali Bismillah. Zaten. Erkekler yalnızlar pifot çölerdi. Erkeği baklanmış aşağıda bakıyor. Benim de kopyasam yedim. Beşim yaşımda. Kardık olur. Kardık olur. Şöyle bu mid var fazla. Dikmeyle. Gözden eskiden erkekler sigordu. Öyle geldi ya. Üstten kaldım ya. Yokumluydu maruzana. Barıştı. Hazır zamanla bu bakırdı. Ne kadar takvaslaştı, yapıyordu. O zaman ağızlarından çıkıptı. Bu bakımda razı olan falan taşlarlar geldi. Bana bir peyde taşlarlar geldi. Ben çok yakın koyduydu. Bitti hadis bilen yaşıyorlar. Peygamberimiz yetim başını sıra gelmeden konu korsatıyorlar. Şu hadis bana hayatımda bir yapıp. Yıllar vardı, çünkü İslam'a borganda. Konuşmadı. Sonra Koraj'a yanına gitti. O desene kaldırıp dağınca 3-4 tasını çattı. O zaman dağınlaşan $70'dan sonra. $10'dan çattım. Anladım. İşte oturduğundan çattı canım. Maçta imam mı? Yok, bunu bilmiyorum. Abiniz mi? Anjanda, Anjanda bir gün telefon kıldı, gelip gittiğini kirab edip kanakadan gelişti. Organizasyon bir vaktosla var ya. Hop. Eskiden yuvarlarla yani diğer kahveler gibi vakti değil mi? Hop. Zamanızla bir yuvarları koparsın. İltensiz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا حجة يا رب العالمين Parvardigora aytilingan masalalar, o'qilingan tilovatlardan xato nuqson kamchiliklarimizni afu qilgin, qabul amallar qatorida qabul qilgin. Hosil bo'lgan ajr mukofotlaridan shu kunga qadar yurtimizdan, butun dunyodan o'tib duo umidida yotgan mu'min musulmonlarga Parvardigoro savoblardan bahramand qilgin, yotgan joylarida ularni xushnut qilgin. Oralarimizda birodarlarimiz, o'tib ketgan yaqin qadrdonlarimizni Alloh taolo bu xayriya ihsonlardan ajrlar bilan mukofotlantirgin. Ularni xushnut qilgin. Bizlarni haq yo'llarda qadamlarimizni sobit qilgin. Bu xayriyaga ihson qilgan birodarlarimiz bizlarni bu favokihlar bilan xursand qildilar. Alloh taolo ularga ham jannatlarda o'zining ulug' ne'matlarini, mukofotlarini Xudoy taolo o'zi serob qilsin. Bu otaxonlarimiz, akalarimiz, birodarlarimiz barchalarini tanijonlarini o'zing sog' qilgin, ibodatlarini qabul qilgin. O'zlarimizni xalqimiz haqida qilayotgan duolarni ijobat qilgin. Parvardigoro barchalarimizni iymonimizni basalomat qilgin. O'tar paytimizda bu iymoni gavharimizni Xudoy taolo salomat olib ketishimizni nasib qilgin. Omonatga xiyonatdan Xudoy taolo bizlarni o'zing asragin. Va sallallohu va sallama ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmat, baraka toping. Rahmat, savob bo'ling.